Hep birlikte buraya geldik, burada misafir olduk ve herkes de heyecanla buradan çok büyük gelecek bekliyor ki stratejik olarak Kayseri Türkiye'nin en değerli bölgelerinden ve eğer savunma sanayi olarak bir takım bilgilerimizi saklamak, süreçlendirmek ve organize etmek istiyorsak Kayseri zamanında seçilmiş, bunu devam ettirebilmemiz lazım. Bunu devam ettirebildiğimizde işimiz çok daha kolaylaşıyor. Bundan sonraki süreçlendirmelerde ben Kayseri'den özellikle ana sistemlerimizde elektrikli süreçlendirmeler yapılacak. Aspistan da burada. Dolayısıyla elektrikli güç aktarma sistemleri üzerine buradaki sanayicilerimiz düşünmeye başlarlarsa çok iyi olur. Burada bunu süreçlendirebilirseniz doğru sonuca gideriz. Çünkü buranın gençleri hakikaten üniversitelere geldiklerinde oldukça farklı özelliklere sahip olduklarını gösteriyorlar. Burada onu süreçlendirmemizi inşallah beceririz. Çalıştayımız da güzel 5 ayrı konuda yapılandırılmış. Bu konuda da bunun dışında bir takım sormak istedikleriniz oluşursa da biz savunma sanayi olarak her zaman sizlere hizmet etmekte, sizlerle birlikte çalışmakta memnun olacağımızı bildirmek isteriz. Çünkü Kayseri'den çok şey bekliyoruz. İkinci ana tamir bakımız, ikinci hava ikmalimiz burada ama aslında birincilerden çok farkı yok. Onu da söyleyeyim. Aynı değerde farklı özellikler yapılandırılmış. İnşallah hepinize çok çok teşekkür ederiz katılımınızdan dolayı. Bizler de sizlere tam destek olabiliyorsak buna da mutlu oluruz. Burada çok güzel kuluçka gibi gelişmiş işletmeler var. Bunları yavaş yavaş taşıyalım istiyoruz. Ankara merkez gibi olmakla beraber aslında Ankara merkezin arka tarafının buralar olması gerekiyor. Buralarda çok ciddi alt yetenekler var. Sanayimiz ilk onda diyoruz. Bana sorarsanız burası ilk üçte, ilk beşte olmayı hak eden özelliğe sahip. Yapmakta olduklarıyla da bir ve ikincilerden farkı olmayan özelliğe sahip bir şehir. İnşallah sizler de bunları devam ettirirsiniz. Bizler de sizlere. Şimdi SSM'nin yaptığı işleri bir piramit gibi düşünürsek ve en tepede satın aldığımız ürünler olduğunu farz edersek en aşağıda bizim için Ar-Ge enstitüleri var ve üniversiteler var. Yani teknolojik altyapıyı yere sağlam basabilmek için bir kere enstitülerimizin ve üniversitelerimizin işin içinde olması lazım. Bu bizim için şart. Onların üstünde teknopark firmalarımız var, startuplarımız var. Onların üstünde KOBİ'lerimiz ve alt yüklenicilerimiz var. Onların üstünde de yüklenicilerimiz var. Böyle bir çalışma ortamını sağlayamadığımız sürece ne kadar geliştik desek de aslında sadece yüklenicilerle çalışırsak onu bizi ülke olarak bir yere götürmeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla farklı programlarımızla Türkiye'de dört başı mağrur herkesin el birliğiyle belli bir istikamete doğru yol aldığımız bir model kurgulamaya çalışıyoruz. Bunun için SSM'de farklı daireler çalışıyor. Müsteşarlığın internet sitesinden bilgiler alabilirsiniz ama özellikle sanayileşme dairemiz ve Ar-Ge ve teknoloji yönetimi dairemiz paydaşlarımızla daha yakın çalışıyorlar. Sayın Valim, Sayın Komutanlarım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Savunma Sanayi'nin değerli temsilcileri, Sayın misafirler ve değerli basın mensupları, Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Kayseri Çalıştay etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Uluslararası arenada ülkelerin ekonomik ve siyasal alandaki gücünü belirleyen, ülke ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olan savunma sanayi sektöründe Türkiye kendi bağımsız sistemlerini geliştirmeye ve yerleştirme konusunda azimle yılmadan çalışmaktadır. 2023 hedefleri arasında da yer alan milli tank, milli uçak, milli gemi ve milli uydu projeleri de devletimizin büyük kararlılığı ile devam etmektedir. Bugün Aselsan, TAI ve Roketsan gibi şirketlerimiz savunma sanayinde ilk yüzde yer almaktadır. Ayrıca simülasyon sektöründe Havelsan ile dünyada ilk yüze girmemiz de devletimizin ve savunma sanayi müsteşarlığının bir başarısıdır. Biz de Erciyes Üniversitesi olarak bölgenin en büyük, Türkiye'nin en iyi 5. teknoparkı olan Erciyes Teknopark'ın ana ortağı ve yöneticisi durumundayız. Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi olarak görev yapan Erciyes Teknopark,
Kayseri'deki geleneksel sanayi anlayışını teknoloji tabanlı sanayiye dönüştürmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bulunduğu bölgenin lideri konumunda olan Erciyes Teknopark, 5 ayrı binada 250 bin metrekare açık ve 30 bin metrekare kapalı alanda hizmet sunmaktadır. Katma değeri yüksek, ülkenin gelişim vizyonuna hizmet eden, ihracat potansiyeli bulunan, inovatif yaklaşımlar içeren ürünlerin geliştirildiği Erciyes Teknopark'ta bugün itibariyle 213 firma Ar-Ge çalışmalarını sürdürmektedir. Bu şirketlerden bugün etkinliğimizde yer alan savunma sanayimize yönelik üretim gerçekleştiren firmalarımız da mevcuttur. Erciyes Teknopark olarak inovasyonun önemine inanarak tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Savunma sanayinin millileştirilmesi adına konunun Kayseri'de ele alınıp ülke genelindeki firmalar ile şehrimizdeki firmaların da bu sürece dahil edilmesinde dolayı son derece büyük mutluluk duyuyoruz. Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark olarak savunma sanayimizin millileştirilmesi adına üzerimize ne sorumluluk düşüyorsa fazlasıyla yapacağımızın da bilinmesini istiyoruz. Sanayileşmiş, bilgi ekonomisine geçiş yapmış ve veya geçiş fazında olan ülkeler, üniversite sanayi işbirliğinin en iyi işlediği ülkelerdir. Bu noktada da üniversitelerdeki teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri ve araştırma merkezlerinin yaptığı çalışmalar oldukça önem arz etmektedir. Özellikle son 4 yılda Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla yaklaşık 20 milyon TL'lik TÜBİTAK TEYDEP projeleri üniversite sanayi işbirliğiyle hayata geçirilmiştir. Yine 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ile birlikte sürdürülmekte olan yaklaşık 20'ye yakın projede yakında hayata geçirilecektir. Bugün burada üniversite sanayi işbirliğinin somut göstergesi olarak Erciyes Üniversitesi ve Aspilsan Enerji Firması ile TÜBİTAK TEYDEP Ar-Ge projesi imza protokolünde gerçekleştiriyor olacağız. Şimdiye kadar teknoloji transfer ofisimiz aracılığıyla 6 adet Ar-Ge projesi hayata geçirilmiş olan, birlikte hayata geçirmiş olan Aspilsan Enerji'ye bu işbirliğinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Şehrimizin diğer sanayicilerini de bu güçlü ekonomik ekosistemle işbirliği yaparak ülke ekonomisine katkı sunmaları konusunda projeler geliştirmeye davet ediyorum. Değerli konuklar, ülkemizin uluslararası arenada söz sahibi olabilmesi için güçlü bir milli savunma sanayine sahip olmamız gerektiği aşikardır. Bu amaçla yeni projelerin ve işbirliklerin doğması adına yoğun emek harcanarak düzenlenen Savunma Sanayi Kayseri Çalıştayı'na Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark olarak ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu yenilemek istiyorum. Etkinliğimize katılarak destek veren başta Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Komutanımız ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na ve tüm firmalara ve katılımcılara teşekkür ediyor. Çalışayın, ülkemiz, şehrimiz ve insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Saygılarımla. İnanıyorum ki bu tür çalıştaylar Kayseri'nin bu alanda çok daha etkin olmasını sağlayacaktır. Çok değerli dostlar, katılımcılar, sözlerimin başında Kayseri'nin hep sıklıkla söylediğimiz iki önemli özelliğini vurgulamak istiyorum, tekrar söylemek istiyorum. Tabii ki bunlardan birincisi müteşebbis insan gücümüz, müteşebbis insanımız, girişimcilerimiz. Kaynakların olduğu yerde eğer müteşebbis yoksa o kaynaklar değerlendirilemez, hatta heba olur gider. Mevcut kaynakları iyi değerlendiren müteşebbisliği ta köklerinde 6000 yıl öncesindeki genlerinden alan, sosyal olarak genlerimize işlenmiş olan bir insan gücüne sahibiz. Bu güç sadece şehrimiz için değil, ülkemiz için de doğrusu bir şanstır diye düşünüyorum. Şehrimizin diğer özelliği uyum kültürü. Konu Kayseri olunca, Kayseri ekseninde, Kayseri ortak paydasında olunca herkes kendi kurum ve kuruluşlarının şahsi görüşlerini bir tarafa bırakıyor ve Kayseri ortak paydasında elinden geleni yapmaya çalışan bir şehir oluyor. Bu da bizim ikinci özelliğimiz. Çalışan bir şehiriz, yorulmadan koşturan bir şehiriz. Rahmetli hemşehrimiz Kemal Dedeman'ın bir sözünü tekrar hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz,
dedem anamca, Kemal amca yakınma, yekin oğlum diyordu. Yani şikayet etme, atağa geç, aksiyona geç. Şikayet etmek basit adamların işi diyordu. Gerçekten Kayseri bu kadar imkansızlığın içinde hiç şikayet etmemiş. Hiçbir şeyi devletten beklemeden kendi olan mevcut gücünü harekete geçirerek işte bugünün Kayseri'sini kurmuş. Bildiğiniz gibi Kayseri bir liman şehri değil. Böyle sınırda sınır ticaretinin yapıldığı bir şehir de değil. Önemli doğal kaynaklar yok, sulu tarım arazileri yok. Yani bu gerçekten Kayseri'mizin gerçek değerinin ne olduğunu, insan olduğunu özellikle ortaya koyuyor. Saygıdeğer misafirler, değerli çalışma arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Ülkemizin savunma sanayini millileştirmeye yönelik önemli adımlardan biri niteliğindeki savunma sanayi Kayseri Çalıştayı'na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İlimiz sanayicileri ve ülke genelindeki firmalarımızın Erciyes Teknopark tarafından bir araya getirileceği bu önemli çalıştayı ile savunma sanayimiz için üniversite sanayi işbirliği hayata geçirilecek ve geliştirilecektir. Bu anlamda Kayseri'mizde önceki konuşmacılar da tarafından da söylendi, belirtildi. Sanayi ile üniversitemiz arasında güzel bir işbirliği var. Ama bunun daha da geliştirilmesi lazım. Gelişmenin güzelliği sonu yok çünkü. Ülkemiz için stratejik öneme sahip olan ve ulusal şartta katılımla gerçekleştirdiğimiz savunma sanayi çalıştığı ile savunma sanayimizin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik yeni hedefler de ortaya konulacaktır. Erciyes Üniversitemiz ve Erciyes Teknopark koordinasyonunda sanayicilerimizin bir araya getirilmesi ile aynı zamanda ülkemizin savunma sanayisinin geliştirilmesine katkı sağlanırken yeni bir sektör ve yeni bir istihdam alanı da tesis edilmiş olacaktır. Bildiğiniz üzere son yıllarda ülkemizin savunma sanayisini yenileştirmek ve bu noktada dışa bağımlılığımızı azaltmak için büyük adımlar gerçekleştirilmiştir. Ama tümüyle yerli ve milli olmak ülkemizin hedefidir. Bu hedefe de inşallah kısa zamanda ulaşacağız diyorum. Birçok başarılı projenin hayata geçirildiğini görmek ülkemizin geleceği için son derece sevindirici ve önemlidir. Bugün gerçekleştireceğimiz çalıştayın ve imzalanacak işbirliği protokollerinin de aynı zamanda aynı amaca yönelik oldukça etkili ve verimli sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle Kayseri Savunma Sanayi Çalıştayı'nın ilimiz, ülkemiz, sanayicilerimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğümüze, katılım sağlayan değerli sanayicilerimize ve çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen savunma sanayi müsteşarlığımıza, kalkınma ajansımıza, sanayicilerimize, Teknokent'e velhasıl emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Beyefendi.